Yatırım yapmanın 3 altın kuralı. Bundan önceki videolarda para biriktirme yöntemleri ve kişisel bütçelerinizi nasıl yönetmeniz gerektiği ile ilgili konulardan bahsettim. Ve bu bahsettiğim konular sonrasında çok fazla yorumda yatırım nasıl yapabiliriz? Yatırım yaparak para kazanmak mümkün mü? gibi sorular aldım. Ve bu videoyu hazırlayarak aslında bununla ilgili bazı kurallardan ve bazı altın önemli noktalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle paranız var, belli bir birikim yaptınız ya da birikim yapmayı devam ediyorsunuz. Ben paramı nasıl değerlendirebilirim dediğiniz noktada önemli 3 tane noktadan bahsedeceğim. Ve bu 3 noktayı eğer aklınızdan çıkartmazsanız çoğu yatırımınızda kara geçtiğinizi siz de göreceksiniz. Bunlardan birincisi ve bence en önemlisi size ait olmayan ya da borç olarak aldığınız bir parayla asla ve asla yatırım yapmayın. Bu çok önemli bir nokta. Bazen şunu yapıyorsunuz, bir düğüm alıyorsunuz. Diyorsunuz ki bitcoin bir hafta içerisinde 3 katına çıkacak. İşte borsada şöyle bir şey olacak, altın şu kadar olacak, dolar şu kadar olacak deyip hemen bir yerden kredi çekmek. Ya da arkadaşınızdan borç para istemek gibi hata yapabiliyorsunuz. Ya da bir farklı örnek daha vereyim. Kenarda birikmiş bir paranız var. Ve bu para aslında size bir ay sonra lazım. Örneğin araba alacaksınız ya da ev alacaksınız ya da düğün yapacaksınız. Bunların her biri olabilir. Onun için ayırdığınız bir para var ve diyorsunuz ki nasıl sonra da daha bir ayım daha var. Ben o parayı hemen alayım, değerlendireyim, o sırada iki katına çıkartırım ve çok daha güzel bir araba alırım. Çok daha güzel bir düğün yaparım vesaire gibi şeyler düşünebilirsiniz. Bu yatırımda yapacağınız en büyük yanlışlardan biri olabilir. Çünkü yatırımın her türlüsü risklidir diyebilirim. Eğer risksiz, tamamen risksiz bir yatırım yapıyorsanız oradaki kazancınız zaten çok çok düşük olacaktır. Dolayısıyla borç para, size ait olmayan bir para ya da kısa vadede harcayacağınız bir parayla asla ve asla yatırım yapmayın. Bu birinci kural. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. Çünkü şunu yapabilirsiniz. 10 bin lira paranız var. O 10 bin lira para size bir ay sonra ya da iki ay sonra lazım. Hemen yatırım yapıp ben bunu 15 bin lira yapayım gibi düşünebilirsiniz. Evet ama gerçek hayata döndüğünüzde bu böyle olmayabilir. O 10 bin lira bir anda 7 bin liraya düşebilir ve siz tam tersi o parayı harcamak için üstüne daha da fazla para koymak zorunda kalabilirsiniz. Gelelim ikinci altın noktaya. Uzun vade yani ikinci noktamız bu. Uzun vadede düşünün. Kısa vadeli düşünmeyin. Yani evet borç parayla ya da bize ait olmayan bir parayla yatırım yapmıyoruz. Ama ikinci önemli noktada da şu. Eğer ki biz yatırım yapacaksak, yatırım yapacağımız para uzun vadede bizim düşünmediğimiz bir para. Yani tamamen aklımızdan çıkartacağımız bir para olmalı. Öyle ki bir arsaya yatırım yaptığınızı düşünün. O arsa 10 yıl sonra değerlenecek. Bunu biliyorsunuz ama şimdiden yatırım yapmanız gerekiyor. Ve oraya yatırım yapacağınız paraya hiçbir zaman ihtiyacınız olmayacak. Çünkü o sizin birikiminiz ve acil bir ihtiyacınız yok onunla ilgili. Siz zaten aylık kazancınızla ya da gelirinizle hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Bu çok önemli nokta. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle yatırım yaparken kısa vadeden uzak durun. Neden uzak durun diyorum? Bu arada kısa vadede para kazanmak mümkün ama bunun için ciddi derecede bir finans bilgisi olmanız gerekiyor. Finans bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Teknik analiz gibi konulardan bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Piyasayı direkt yakından takip ediyor olmanız lazım ki kısa vadeli alım satımlarla kâr edin. Ancak uzun vadede düşünürseniz her zaman karlı çıkma şansınız çok daha yüksek. Bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin 10 bin lira paranız var ve bir yatırım yapacaksınız. Geçmişe doğru gidelim. Bu yatırımlarınız en temelde yani en az ya da en az riskliden çok riskliye doğru bir sıralama yapalım isterseniz. Bu bir altın olabilir. Hatta daha da temelden başlayayım. Bireysel emeklilik sistemi olabilir altın olabilir dolar olabilir borsadan hisse senedi alabilirsiniz ya da daha da e, riski arttırıp bitcoin alabilirsiniz hatta çok çok riskli. ben inanılmaz bir koyup 10 kazanmak bir koyup 100 kazanmak istiyorum dediğiniz noktada işte o zaman riski çok çok daha arttırıp işte çiftlik bank gibi şeylere girebilirsiniz piyango bileti alabilirsiniz e, bahis oynayabilirsiniz bunların hepsi aslında kazanç getirebilir ama farkındaysanız ne kadar çok kazanmaya odaklanırsanız aslında o kadar büyük bir risk alırsınız yani piyangoyu düşünün. Ben 10 lira oraya yatıracağım ve karşında 10 milyon kazanacağım. O 10 lirayı kazanma ihtimaliniz çok çok düşük. Daha doğrusu o 10 lirayı resmen çöpe atıyorsunuz. 1 milyonda 1 belki de kazanma şansınız. Bir altına iniyoruz bitcoin var. Bitcoin çok ciddi bir pazar ve son yıllarda çok popülaritesi arttı. Peki kazanmak mümkün mü? Elbette kazanmak mümkün ama risk var mı? Yine risk çok fazla. Bu risk her zaman olarak kazanca göre artacaktır. Ne kadar çok kazanmayı hedefliyorsanız o kadar çok riski de arttırırsınız. Riski düşük tuttuğunuzda kazancınız da düşük kalabilir. Bir örnek verelim. Ben 2016 yılında bir yatırım yapmaya karar verdim. Yani bundan 3 yıl önce ve cebimde 10 bin lira para var diyelim. Ve 10 bin lira parayı kısa vadede değerlendirmiyorum. Koydum ve 3 yıl sonra bugün bozduracağım. Ne kadar kâr etmiş olabilirim? Bir hesabını yapalım. Eğer ben 10.000 TL parayla Altın almış olsaydım 3 yıl önce 10.000 TL param şu anda 21.685 TL olacaktı. Dolar almış olsaydım 10.000 lira param 19.063 TL olacaktı. Eğer bunları değil riski biraz daha artırıp borsaya girmiş olsaydım ve borsadan bir hisse almış olsaydım. Örneğin Aselsan'dan hisse aldım diyelim. O zaman 10.000 lira param bugün 20.171 lira olacaktı farklı bir hisseden de bunu değerlendirebilirsiniz. Ne olacaktı? Ama farkındaysanız şu ana kadar yaptığımız bütün hesaplarda hemen hemen iki katına çıktı yatırdığımız para. 10 bin lira, 20 bin lira oldu, 17 bin lira oldu vesaire gibi. Yani aslında uzun vadede baktığınızda ciddi karlar elde edebiliyorsunuz ve bunun için yapmanız gereken tek şey kısa vadede düşünmemek ve uzun vadede düşünmek. Bu sebeple de borç ya da size ait olmayan bir parayı harcamamalısınız. Kenarda uzun süre ihtiyacınız olmayan gerçek birikiminizi yatırıma dönüştürmelisiniz. Peki riski çok daha fazla artırdım. Bitcoin aldım diyelim. Bakın eğer bundan 3 yıl önce ben 10.000 TL'lik Bitcoin alsaydım şu andaki param 317.215 TL olacaktı. Bakın 317.000 TL ama bu rakamlar çok değişken olabilir. Yani rakamlarda şöyle bir bakalım. Mesela örneğin bir hisse senedi üzerinden baktığınızda ne kadar dalgalanma olduğunu göreceksiniz. Ya da altın grafiğini inceleyin. Dolar grafiğini inceleyin. Bu grafiklere baktığınızda aslında çok fazla iniş çıkış olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla burada hedefiniz çok farklı olabilir. Şunu yapabilirsiniz. Ben 10.000 TL parayı yatıracağım. Borsada şu hisseyi yatıracağım ve o hisse şu kadar olduğunda satacağım diyebilirsiniz. Yani hedeflerinizi iyi koymalısınız. Ya da alış fiyatı ve satış fiyatı üzerinden hedef koymayıp şunu da yapabilirsiniz. Ben hayatım boyunca biriktirdiğim bütün parayı altına ayıracağım. Dolayısıyla altın kaç para olursa olsun benim umurumda değil. Deyip böyle de bir yatırım yapabilirsiniz. Ve bu yatırımlar gerçekten size uzun vadede ciddi paralar kazandırabilir. Son olarak üçüncü madde ve üçüncü altın kuralım. Bunu da kesinlikle unutmayın. Asla ve asla panik yapmayın. Neden bir yatırım yaptınız? Uzun vadede bir yatırım yaptınız ve uzun vadede hangi yatırım aracına bakarsanız bakın mutlaka mutlaka grafikte iniş çıkışlar göreceksiniz. Bu sebeple panik yapmamak çok önemli. Çünkü sizin düşünceniz ya da sizin orada parayı koyarak ortaya çıkartmak istediğiniz şey kısa vadede değil. O yüzden anlık inişler ve çıkışlar sizi çok ilgilendirmez. Siz Olayın bütününe bakın. Kısa vadede değil uzun vadede odaklandığınızda arada iniş çıkışlar olsa da siz aslında uzun vadede kar edecek olabilirsiniz. Bu yüzden çok fazla düştüğünde ya da çok fazla çıktığında panik yapmamaya çalışın. Bu çok önemli. Hedeflerinize her zaman sadık kalın ve o hedefler seviyesinde ilerlerseniz sonuçta her zaman kar ettiğinizi göreceksiniz. Evet yatırım yapmak çok riskli. Paradan para kazanmak çok riskli bir konu. Ama gerçekten doğru şekilde adımlar attığınızda çok iyi karlar elde ederek paranızı istediğiniz seviyelere çok daha rahat getirebilirsiniz.